Bir anda uyanıyorsunuz. Karşınızda korkunç bir canavar var. Giderek size yaklaşıyor. Üstünüze geliyor, kaçmak istiyorsunuz ama kaçamazsınız. Tüm vücudunuz felç olmuş durumda. Bağırmak istiyorsunuz. Hayır, o da mümkün değil. Boğulur gibi oluyorsunuz. Sanki asla kurtulamayacaksınız. Derken uyanıyorsunuz. Berbat bir uyanma şekli. Ama en azından hala hayattasınız ve canavar bir hayalden başka bir şey değil. Yine de vücudunuz kaskatı ve korku içerisindesiniz. Peki, karabasan nedir? Karabasan, yaygın görülen bir uyku fenomeni. İnsanların yaklaşık %10'u karabasan deneyimlediğini söylemekte. Karabasan, İngilizce literatürde sleeping paralysis yani uyku felci olarak geçmekte. Karabasan veya uyku felci hakkında bilinen bilgiler genellikle bizzat karabasan adı ile ilgili olmasa da farklı isimlerle tarih boyunca yer almaktadır. Dünyanın dört bir yanından gelen gelenekler ve efsaneler karabasanı uyanamama ve belirsiz varlıklar görme, boğulma veya tutulma gibi korkunç deneyimler olarak nitelendirmektedir. 1664'te Hollandalı bir doktor karabasan olarak hastanın deneyimini, hastalığın bilinen ilk klinik açıklamasını da ifade eden karabasan veya kabus şeklinde tanımlamaktadır. 2011 yılında yapılan bir incelemeye göre dünya nüfusunun yaklaşık %7.6'sı yaşamları boyunca en az bir kez karabasan vakası yaşamaktadır. Öğrenciler ve psikiyatri hastaları özellikle de travma sonrası stres veya panik atak bozukluğu olanlar arasında bu oranlar daha da yükselmektedir. Ulusal Uyku Vakfı'nda tarif edildiği şekilde karabasan aynı zamanda aşırı uykuluk, uyku saldırıları ve ani kas kontrol kaybı ile karakterize olan yaygın bir uyku hastalığı belirtisidir. Narkolepsinin yokluğunda karabasan izole edilmiş uyku paraziti veya tekrarlayan izole uyku paraziti olarak da bilinmektedir. Günümüzde bilim insanları paranormal olarak değil de nörolojik olarak bu hastalıkları karabasan tabirinden daha iyi kavramaktadır. Aslında karabasanın uyku döngüsünün hızlı göz hareketleri olarak da adlandırılan REM uykusu aşamasında meydana geldiği bilinmektedir. Ayrıca REM uykusunda rüya görmeyi deneyimleme olasılığınız çok yüksek ve bedeninizde felç halinde kalmaktadır. Karabasan sırasında bir kişi uyurken ya da uyanırken saniyelerce ya da dakikalarca felç halde olur. Yatakta vücut kaskatı kesilirken birçok insan canlı halüsinasyonlar yaşar. Karabasan geçirmiş insanlar genellikle odada kötü bir varlığı hissettiklerini söylemiş ve çoğunlukla da bu varlığı şeytan olarak tanımlamışlardır. Sleep Medic dergisine yayınlanan bir çalışma, karabasan teşhisi konan 185 hastanın yaklaşık %58'inin odada bir varlık olduğunu, genellikle insan dışı bir şey gördüğünü ve yaklaşık %22'si de odada genellikle yabancı bir kişinin gördüğünü söylemişlerdir. Amerikan Göğüs Hastalıkları Birliği'ne göre karabasan, insanların göğüs kafeslerine baskı hissetmelerine veya vücutlarını yönlendirmeden hareket ediyormuş gibi hissetmelerine neden olmaktadır. Bazen insanlar bu halüsinasyonları keyifli bulsa da sanki yerçekimsiz bir ortamdaymış gibi hissetmektedirler. Ancak daha sonra sık sık olmasından dolayı bu duygular oldukça rahatsız edici olmaktadır. Felç gibi bu halüsinasyonlar da REM uykusunun kalıcı bir tezahürü olabilir. Boston Tıp Merkezi'ndeki araştırmalarda korku ve duygusal hafızanın en önemli bölümünün REM'de aktif olduğunu bilmekteyiz. Halüsinasyon denilen olay, beyinde aktif olarak korku ya da herhangi bir duygusal duruma cevap veren bir bölüm. Ancak çevrede buna cevap vermenin sebebini açıklayacak herhangi bir şey yok ise beynin bu paradoks içerisinde bir çözüm bulması, açıklaması olası bir açıklama dedi. Ancak halüsinasyonların asıl nedeni asla bilinmemektedir. Peki, diyelim bir karabasan yaşadınız. Ne yapmalısınız? Öncelikle güvenli hissettiğiniz bir ortamda uyumak önemli. Işık açık, rahat edebilmek, odanın serin olması veya yanınıza güvendiğiniz birinin varlığı bunları önlemede en büyük yardımcı olacaktır. Uykuya yan yatış pozisyonunda dalmaya çalışın. Uyumamak için direnmek veya korkmak işleri daha uzun süreler devam etmesine neden olacaktır. Diyelim ki karabasana yakalandınız. Sakin olun ve uyku felci durumunda vücudunuzun herhangi bir yerini oynatmaya doğru odaklanın. Oynatabilirseniz uyku felci ortadan kalkacaktır. Paniğe kapılmayın. Panik sizi daha uzun süreler o durumda tutacaktır.
uyku felcinin geçici olduğunu kendinize empoze etmeye çalışın. Unutmayın, uyku felci yaşadığınızda aslında bilinciniz açıktır. Yalnızca beyninizin hareketlerinize müdahale etme kabiliyeti yoktur. Herkese iyi uykular. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın.